Şirin'in Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, pamuk gibi harika bir pizza parça tarifi vereceğim. Hemen hamurumuzu yoğurmayla başlayalım. Öncelikle kabımıza 2 su bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz. Sonra içerisine 1 paket yaş mayanın 4'te 3'ünü katıyorum. Yemek kaşığı şekerimi de ekliyorum ve mayam eriyene kadar karıştırıyorum. Maya iyice eridikten sonra içerisine 1 su bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. İki yumurtanın akını da ekliyorum. Sarısını üzerine kullanacağız. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum. Ve şimdi unumu ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Yavaş yavaş unumu ekliyorum. Burada 6 su bardağı un var. Eğer biraz daha fazla giderse sizlere belirteceğim. Evet, hamurumuzu güzelce yoğurdum. Mümkün olduğunca fazla yoğurmaya gayret edin. Toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Siz de ununuzu eklerken yavaş yavaş ekleyin. Unun kalitesine göre daha fazla veya daha az gidebilir. Şimdi hamurumun üzerine streç filmle örtüyorum. Ve yaklaşık 40-45 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Yeterince mayalanan hamurumun üzerini açıyorum. Şöyle bir havasını alıyorum. Ve mandalina büyüklüğünde parçalara ayırıyorum. İsterseniz daha küçük parçalara da ayırabilirsiniz. Daha minik minik, sevimli ve artımlı olur. Ama benim için ideal büyüklük bu. Hamurumu bezelere ayırdım. Toplamda 17 tane beze çıktı. Şimdi bezelerimizin üzerine temiz bir bez ile örteceğiz. Ve yarım saat kadar mayalanmaya bırakacağız. Daha sonrasında diğer işlemimize geçeceğiz. Yarım saat sonra bezelerimizin üzerine açıyoruz. Ve bir su bardağının arkasıyla üzerlerine tam ortasına gelecek şekilde şöylece bastırıyoruz. Hafifçe yağladım bardağımın altını. İsterseniz elinizle de ortasını açabilirsiniz ama böyle daha pratik oluyor. Ve hamurumun ortasına hazırlamış olduğum karışımımı ekleyeceğim. Ben bütün malzemelerimi birbirine karıştırdım. O şekilde kullanacağım. Tek tek dizmektense hepsini bir karıştırıp koymak daha pratik geliyor bana. Siz istediğiniz şekilde, dilediğiniz malzemelerden yapabilirsiniz. Şimdi ortalarına bir kaşık kadar malzememden ekliyorum.
Şimdi kenarlarına yumurta sarımı süreceğim. İçerisine biraz da sıvı yağ kattım, biraz parlak olması için. Şimdi kenarlarına sürebiliriz. Şimdi parçamı 200 derece önceden ısıtılmış alt üst ayardaki fırınımda altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Parçalarımı fırından çıkardım. Yaklaşık 25-30 dakika arasında pişti. Şimdi size dokusunu da göstereyim hemen. Yumuşaklığını. Pamuk gibi. Ayrıca çok da lezzetli. Şöyle bir hemen bir bölümde içinde göstereyim. Kesinlikle harika bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.